Ve devam ediyoruz seyirciler. izleyiciler. Kaldığımız yerden bir başka değerli konumuz bizlerle birlikte. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Profesör Doktor Mevlüt <laughs> Karakaya. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Tabii e, seçimlere 62 gün kaldı. 62 62 gün kala kim nereden hangi mesajları veriyor? Bunları da merak ediyoruz ama dün MHP lideri Devlet Bahçeli Mersin'deydi. E, aslında şunu söylemek lazım. E, 14 Mayıs ve 28 Mayıs öncesinde de ilk mitinglere başlayan yine MHP'ydi. Dün itibarıyla yerel seçimler için başlandı ki coşku dolu bir kalabalık vardı Mersin'de. Ee, ve Cumhur İttifakı adayı Serdar Soyda'nın e, saha çalışmaları, MHP liderinin dün Mersin'den verdiği dünya gündemine ilişkin ve seçim gündemine ilişkin verdiği mesajlardı. Nasıl yorumlarsınız Sayın Başkan? Ee, tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin de ifade ettiğiniz gibi ilk seçime yönelik mitinglere başlayan siyasi parti. Hı hı. Yani her zaman olduğu gibi aslında Teşkilat çalışmalarımız, genel merkez bağlantılı e, e, siyasi faaliyetler hep Milliyetçi Hareket Partisi'nde sürekli olarak e, özellikle son 3-4 yıldır 2023 seçimlerinden önce de biliyorsunuz sürekli olarak teşkilatlar kendi çalışmalarını yaparken aynı zamanda genel merkez programlarıyla birlikte e, hem bölgesel, hem il bazında evet. hem de e, ilçe ve köy bazlarında e, programlarını sürekli e, devam ettirdi. Komşum programları e, şöyle geriye doğru baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi hem genel merkezi hem de ee, Anadolu'daki tüm Tabii. teşkilatları bu çalışmaların içinde oldu. Normal diğer siyasi diğer. faaliyet ve parti çalışmalarının Tabii. dışındaki programlardan bahsediyoruz. Ee, bu dönemde e, 2024-31 Mart yerel seçimleriyle ilgili olarak da Milliyetçi Hareket Partisi e, yine e, bu alanda özellikle e, kampanya e, boyutunda çalışmalarını e, billboardlarla, televizyon programlarıyla e, çok önceden e, başlattı ve devam ediyor. E, mitinglere de e, yine diğer siyasi partilerden e, önce başladı ve dün e, Mersin mitingi bu anlamda e, ulusal e, alan e, daha doğrusu büyükşehir belediyeler bağlamında gerçekten önemli bir başlangıç oldu. Çok da güzel bir başlangıç oldu. Tabii. Dün biz sayın genel başkanımızla birlikte miting alandaydık. Alan hakikaten çok doluydu. İlgi çok iyiydi. Özellikle Mersin'de sayın genel başkanımızı karşılama, sokaklarda insanların e, sevgi gösterisi, bayraklarla e, karşılaması ve alandaki o heyecan e, gerçekten e, bizleri de ziyadesiyle e, memnun etti. E, 31 Mart seçimleri elbette önemli e, ama e, şunu da ifade etmeliyim ki yani Mersin'den başladık, Mersin'i konuşuyoruz. İşte önümüzdeki hafta Manisa'da e, bu e, meeting e, programlarımız devam edecek. E, gerçekten Mersin, e, Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Cumhur İttifakı'nı bekliyor. E, Sayın Genel Başkanımızın da e, orada konuşmalarında ifade ettiği gibi, onlardan aldığı e, sözler rede baktığımızda Mersin gerçekten kararını vermiş. 31 Mart'ı e, bekliyor. E, bu anlamda genel görünüm olarak e, ifade etmek gerekirse, gerçekten çok güzel bir e, atmosferle, atmosferle başlandı. Başlandı. İnşallah bunun devamı da aynı şekilde e, devam eder diye düşünüyoruz. Peki. Şimdi e, tabii MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı vurgusu yaptı konuşmasında. E, bunun altını çizdi. E, Mersin'in 5 yıl daha kaybedecek bir zamanı yok dedi ki zaten 11 büyük şehir için İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Aydın hep ifade ediyor, hep söylüyordu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem MHP lideri. E, lakin hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Yani <laughs> terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısıyla el ele, kol kola gidenlerle ilgili dedi. CHP e, tamamen çürümüştür dedi. E, yani iflas etmiştir. İflas dedi. etmiştir dedi. E, bunun altına çizdi. Peki bunları Cumhuriyet Halk Partili yetkililer ve vatandaşlarımız ve özellikle o 11 büyük şehirde CHP'nin güdümünde olan belediye başkanlarına oy veren ve destek veren o vatandaşlarımız artık bugün MHP liderinin söylediklerini net bir şekilde kafalarında oturup onu analiz edebiliyorlar değil mi Sayın Başkan? Kesinlikle. Yani aslında e, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ilçelerinde delege seçimiyle, ilçe ve il kongreleriyle başlayan bir karmaşa karışıklık söz konusuydu. Bunu biz en son 2023 14 Mayıs 28 Mayıs seçimlerinden sonra da çok net bir şekilde görmeye başladık. Yani parti içerisindeki sıkıntılar daha sonradan hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlara da yansımaya başladı. Onlar da rahatsız etmeye başladı. Ee, bu süreç özellikle e, belediye başkan adaylarının belirlenmesi ki önümüzdeki günlerde meclis üyelikleri de buna dahil olacak hı hı. E, ciddi bir patlama noktasına geldi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde oy verenler üzerinde çok ciddi bir rahatsızlık var. Bunu e, biz yakın çevremizde de e, görebiliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlıkları ağırlıklı olmak üzere aday belirlemede ciddi bir şekilde parti içerisinde karşı grupların rahatsızlığını ortaya koymaya başladı. Yani ben özellikle kendi seçim bölgemden bir değerlendirme yapacak olursam Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin en büyük rahatsızlığı kendi ifadeleriyle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının çakma adaylar olduğu bir şekilde başka siyasi görüş ve düşüncede olan insanların aday yapıldığı konusunda ciddi bir rahatsızlık var. Yani bunu Ankara birinci bölgeden bakacak olursak işte Polatlı'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı olan bir zatın evet. e CHP. Polatlı evet. CHP aday olarak gösterilmesi. çok Daha üç gün, geldiğimde. öncesinde, zaten. Evet. üç gün öncesinde MHP'den devam etmeyi bekleyen bir kişiyi Cumhuriyet Halk Partisi daha önceden ki belediye başkanlığı sırasında da orada yerelde sürekli eleştirdikleri birisini getirip aday yapması. Aynı şeyi yine MHP'nin... Burada tutarsızlık sadece CHP'de mi? Yani yani o ifade Şimdi, ettiğiniz e şahsın da... Elbette burada Heh. bir anlaşma var. Anlaşma Tabii olunca ki. bu iki taraflı yani dolayısıyla bu açıdan ben CHP seçmeni CHP'liler boyutundan Tabii olayı ki. söylüyorum. Diğer tarafı ayrı bir değerlendirme konusu diye düşündüm. Dolayısıyla dün örneğin Gölbaşı'nda ee, işte daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilçe başkanlığı yapmış, belediye başkanlığı yapmış olan bir başka zat da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayı olarak açıklandı. Bunun üzerine yıllardır e, göl başında CHP'ye e, çalışmış e, ve CHP'de yöneticilik yapmış, ilçe başkanlığı yapmış. E, aday adayları e, dün isyan ettiler. Onunla birlikte CHP'liler isyan etti. Yani e, şöyle bakıldığında Ankara'da Büyükşehir adayı başka bir siyasi görüşten vakti zamanında getirildi. Adam hiçbir zaman CHP amblemini kullanmadı. Şimdi bunları ifade edenler, CHP'liler e, diğer taraftan Gölbaşında aday gösteriliyor. Adam poster asıyor. CHP'nin amblemi yok Yine. Yani hadi ona da sormak lazım. Madem koymayacaksın, utan utanacaksın. O zaman niye gidiyorsun? E CHP'ye sormak lazım. CHP yönetimine elbette. Yani senin amblemini dahi posterine koyamayan adamı nasıl benim adayım diye takdim edeceksin? Dün göl e, Gölbaşında e, büyük bir kalabalık bunu protesto etti CHP'liler. Dolayısıyla CHP'den aday adayı olanlar e, bize sormadan, danışılmadan böyle bir şey nasıl yapılabilir yapılabilirdi? CHP'de bu anlamda çok ciddi bir rahatsızlık var. Kendi e, bölgemden ifade ediyorum. CHP seçmeni ve CHP'li normal e, yönetimde olmayıp da bir şekilde CHP teşkilatlarında görevde bulunanların ciddi bir rahatsızlıkları var. isyanları var. Rahatsızlığın o çok ötesinden. bir şeyin arkasına saklanıyorlar Sayın Başkan. Görüşünüzü merak ettiğim için soruyorum. Yani hani o ablem konusu evet çok defa hatta ilk kez biz bu ekranlarda konuştuk. O CHP'nin logosunun olmaması, Mansur Yavaş'ın her platformunda, afişinde hep şuna savunuyorlar. Yani ben bakıyorum sosyal medyada seçim propagandasına giriyor. Bunun yasağı var. O yüzden CHP amblemi kullanamıyoruz. Çünkü Mansur Yavaş mevcut da, belediye başkan adayı. Adayların şu anda seçim propagandası yapamadıklarını ama bu Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden utanmadığı anlamına gelmiyor ki. Yine CHP'li olduğunu zaten CHP'nin bir belediye başkanı e, olduğunu ifade edemiyor, söyleyemiyor. İşte Mansur yavaş ve destekçileri e, bunun arkasına biraz saklanıyor gibi hissediyorum. Siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi yasal olarak falan diyorlar da ama bugüne ha, evet. kadar hiç kimseye yani sonuçta e, belediye başkanları, Me, belediye evet, başkanları mevcut, e, bir siyasi partiden bağımsız değillerse bir siyasi partiden seçiliyorlar ve o siyasi partinin amblemi altında seçiliyorlar. Yani siz seçim sandığına gittiğinizde oy pusulasını elinize aldığınızda e, hangi partinin adayıysa o partinin amblemi altında yer alıyor. Dolayısıyla bu açıdan yani geçen gün işte e, oy pusulasında partilerin e, sıra numaraları çekildi. Partilerin çekildi, adayların çekilmiyor. Yani, yani oradaki yani. şeyde o işin e, lafıdır. Yani hiç kimse CHP amblemini kullandı diye e, ya da herhangi bir belediye başkanı partisinin amblemini kullandı diye suçlanamaz. O ee, özellikle e, bizim geleneğimizde Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyecilik anlayışında anlayışında şu vardır. Yani belediye başkanı seçildikten sonra genel başkanımız belediye başkanlarımıza e, aday olduklarında şunu söyler. Belediye başkanı olduğunuzda Rozetinizi, parti rozetinizi Hı -hı. çıkaracaksınız. Herkese tarafsız, eşit davranacaksınız. Oy veren vermeyen, partili partisiz diye bakmayacaksınız diye. Bu işin başka bir tarafıdır ama bugün siz o zaman e, tekrar Cumhuriyet Halk Partisi sizi e, büyükşehir belediye başkanı olarak ilan ediyorsa yani bunun ablem kullanmayla ki. kullanmamayla ki. E, alakası. E, yok. E, söylemlerinde de yok. Hadi o belediye başkanı şu an mevcut belediye başkanı olmayan adaylar da kullanmıyor. Hı hı. E, işte Cumhuriyet Halk Partililerin de bu konudaki isyanı buradan geliyor. Yani diyorlar ki dışarıdan partiyle alakası olmayan e, insanları getiriyorsunuz. Hatta dün karşılıklı mücadele ettiğimiz insanları getiriyorsunuz. Tepeden inme aday yapıyorsunuz. Bunlar partiyi bilmiyorlar, ideolojiyi bilmiyorlar ve e, aynı zamanda da partiyi kabullenmiyorlar. Partinin üstünde bir davranışla dünkü şeyleri söylüyorum bu benim değerlendirmem değil. Evet, evet. Cumhuriyet Halk Partilileri söyledi. Buna isyan ediyorlar ve şunu diyorlar yani biz e, aday çıkaramıyor muyuz? Siyasetçi yetiştiremiyor muyuz? Yani hep ithal, hep çakma adaylarla mı gideceğiz? Bunu sizlere aday gösterebilirsiniz ama biz oy vermeyeceğiz diye de çok açık seçik e, beyan ediyor ediyorlar. 2019'a destek verenler oy vermeyeceğiz diyor artık. Destek yani hani diğer siyasi partiler de değil. Onun destekleyiciler de değil. Mesela Ankara'da Mansur Yavaş'ı 2019'da desteklemiş. Ekrem İmamoğlu'nu 2019 yerel seçimlerine desteklemiş vatandaşlarımız. Ellerimiz kırılsaydı vermeseydik gibi bir benzetme yapıyorlar. Yani Dün o... göl başında da CHP'lerin CHP'lilerin e, oradaki röportajlardaki açıklamalarında büyük şehirde de Turgut e, Altınoka oy vereceklerini açık seçik beyan ettiler. Değil mi? Yine şeyde göl Ramazan Şimşek. Yani bu anlamda tabi Cumhuriyet Halk Partisi e, tamamen dağıttı bir işin e, genel siyaset boyutunda. Sayın Genel Başkanımız sürekli bu konuyu gündeme getiriyor. Özellikle demlenme konusundaki bunların e, son tezkerelerde e, yani son değil tüm e, özellikle ülkenin güvenliğiyle ilgili e, çıkarılan tezkerelerde oy vermemeleri, e, terörle mücadele e, konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Tabii. hazırlanan e, o ortak metinlere imza atmamaları, bildirilere imza atmamaları ve e, terör örgü, e, terörist Demirtaş'a olan o e, arka çıkışları Tabii. bunların hepsini bir bütün olarak dikkate aldığımızda e, genel siyasette böyle nereye gittikleri e, belli olmayan e, bir e, şey içerisinde. Aslında nereye gittikleri e, belli de ama bu ülkenin e, geleceğiyle bekasıyla e, çok ciddi sorunlar oluşturacak alanlarda sularda dolaşıyorlar Biz bunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta sayın genel başkanımız e, sürekli gündeme getiriyor çok daha ağır bir şekilde de eleştiriyoruz e, Tabii yerel yönetimlere gelince e, yani sürekli olarak, partilerinden bir şekilde kopmuş ya da kendi menfaatlerinin derdine düşmüş koltuk sevdası hı hı. içinde olan bir takım devşirmelerle de yerel seçimlerde sözüm ona bir ivme kazanmak istiyorlar ama Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, Cumhuriyet Halk Partililer bu konuda çok ciddi bir şekilde rahatsız artık sokaklara çıkarak e, bu konuyu dillendirmeye başladı. İfade mesela, etmeye çalıştığım Mesela bu. MHP lideri az önce terörle mücadele konusuna değindiniz ya Sayın Başkan. E, CHP terörle mücadele konusuna şaşı bakmaktadır dedi. Dün Mersin'de, Mersin mitinginde çok önemliydi. Ama şunu ifade etmek gerekmez mi? Yani değişimden de Özgür Özel CHP'nin genel başkanı oldu. 14 Mayıs ve 28 Mayıs öncesi de siz aynı eleştirileri yapıyordunuz. Cumhuriyet Halk Partisi için. Vatandaşımız da yani yani terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı da el ele kol kola gitmeyin mesajı veriyordu. Aranıza mesafe koyun mesajı veriyordu. Ve bu mesajı hem 20 14 Mayıs'ta hem 28 Mayıs'ta sandıkta gereğini yaptı zaten. İkisinde de Cumhur İttifakı'nın zaferiyle taşlandı. Ama hala daha bundan ders çıkartmayan bir CHP. Hala daha yoluna 31 mi? Önümüzde bakın 62 gün kalmış. E, MHP'nin adayları belli oluyor. Mitingler başladı. Vatandaşlar sahada. Partililer sahada. AK Parti'nin yarın seçim beyannamesi, Adayların tanıtımı. Her şey şeffaf. Diğer tarafta ne olduğunu bilmiyoruz. E, konuştuğumuz konular da belki daldan dala atlıyoruz. Çünkü onlar da daldan dala atlıyorlar. Şimdi seçimi ben neden İstanbul İmamoğlu'nun e, e, belediye çalışmalarını konuşamıyorum. Neden Mansur Yavaş ne yaptı ve ne yapar diye konuşamıyorum. Çünkü hiçbir şey yapmadı. Bundan sonraki süreçte de ne yapacağını bilmiyorum. Çünkü o da bilmiyor. Çünkü ad, e, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. Ekrem Bey'di öyle. Yani vatandaş bunu görüyor. Dersini verdi. E şimdi ne yapacak? 31 Mart'a yine aynı gitmiyorlar mı? Aynı düşünceyle gitmiyorlar mı sizce? Şimdi biraz önce aslında onu söyleyecektim. Ee, hani bir taraftan belediye başkan adayı olarak Efendim belediye başkanı olduğu için belediye başkanı olduğu için e, partinin amblemini kullanmıyor kullanmıyor. Öyle deniliyor Hani Seçim peki, propagandasına eğer, giriyor diye. E, ama neyin adayı neyin adayı belediye başkanlarının evet. adayı. Yani evet. do, dolayısıyla e, peki e, genel seçimlerde e, bu e, şahıslar bu belediye başkanları. Koskoca İstanbul'un ve Ankara'nın şehreminleri e, ortaya çıkıp ortaya çıkıp e, parti amblemlerini de her ortamda kullanarak parti amblemlerinin bulunduğu yerlerde onların önünde siyasi konuşmalar yapıp duruşlar göstermediler mi? Tabii. Kanunumuza e, yasalarımıza göre olmayan bir seçim adaylığını e, cumhurbaşkanı adayı olarak cumhurbaşkanı yardımcısı adayı diye isimlerinin altına e, ünvanlar yazdırmadılar mı? E, seçim akşamı seçim akşamı e, iki belediye başkanı seçim sonuçlarını ve Cumhuriyet Halk Partisinin kazandığına dair manipülasyonlar da dahil olmak üzere e, o görevi üstlenmediler Yardım, mi? Tabii. Ki. Şimdi tabii. yani bunla, bunları üstleneceksiniz, ondan sonra da diyeceksiniz ki evet ben bu ablemi kullanmayacağım. Yani geçin artık yani onunla bunların e, davranışlarında e, bir e, şeyi aramamak lazım. Ee, işlerine nasıl geliyorsa öyle gidiyorlar ama e, orada bir cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir posta heveslendiler her şeye girdiler. E burada belediye başkanlığı ha ben kazanırım bu şekilde de yaklaşımıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kenara bırakıp yani milleti manipüle etmeye çalıştılar. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partililerine diyorlar ki efendim yasal olarak işte biz bunu kullanmıyoruz diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'lerin dışındaki alana da diyorlar ki ya ben buradan adayım ama yani bak amblemlerini bile kullanmıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle demlenmesi bilmem ne oralara takılmayın. E, ben burada adayım siz bana oy verin diye manipüle ediyorlar. Yani kandırıyorlar ama artık bu e, ikinci kez, üçüncü kez bunun olması mümkün değil. değil. E, vatandaş da bunun e, farkında. Yani bir e, aynı delikten e, bir yılana... Müslüman iki defa sokulmaz diye bir şey var. Söz var. Birinci hadi gitti. İkincisi ikincisinde herkes uyanık olmak zorunda. Yani burada bir manipülasyon var. Yani Cumhuriyet Halk Partililerin dışında ee, biz başkalarından Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyecek, özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin bu demlenme sürecinden rahatsız olan e, kesimlerden e, acaba oy alabilir miyiz e, yaklaşımı? Ama artık e, bu da tutmayacak çünkü bırakın onu, bunlar akılları sıra midyata pirince giderken evdeki bulgurdan yani o parti şeyi açısından. E, söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden e, de olacaklar. Bugünkü genel tablo, görünüm bu. Ha bunu neden böyle yapıyorlar diye sordunuz. Yani evet. bunu gördüler 14 Mayıs'ı gördüler. Daha 28 Mayıs'ı gördüler. Onun cevabını Sayın Genel Başkanımız dün Mersin'de çok güzel e, bir şekilde ifade ettiler. CHP işgal altında dediler. Yani dolayısıyla e, CHP bu anlamda e, gerçekten işgal altında iflas etmiş ve işgal altında dedi. Hı hı. CHP işgal altında olduğu için CHP e, yönetiminin şu anda yani bu e, özellikle demle demlenme işte o günkü e, temsilcisi partilerle olan işbirlikleri e, boyutundan ders çıkarmaları mümkün değil. Çünkü değil. bu ihaleyi almışlar e, sırtlarına yüklenmişler, götürmeye çalışıyorlar. Vazgeçmeleri mümkün, mümkün değil. değil. Yani siyasetleri yok gibi. siyasetleri e, Cumhuriyet Halk Partisi adına yapılan bir siyasetten ziyade onlar o e, işgal edilmiş e, bir e, yapıda oradaki kendilerine verilen görevleri yerine getiriyorlar. Bunun başka türlü bir izahının olmasına zaten, zaten pek mümkün, mümkün görünmüyor. Peki. Şimdi dış politikayla ilgili birkaç sorum da olacak size sayın başkan ama bir de çok kısa, vaktimize daralıyor daha birkaç sorum daha var Hı -hı. çünkü. E, İyi Parti'nin sizce Ankara ve İstanbul adaylara açıklandı ki en başta siyasi maratonun en başında İyi Parti Genel Başkanı Akşener şunu söylemişti. Biz tek başımıza gideceğiz demişti seçimlere. Hı -hı. Kimsenin kuyruğu olmayacağız dedi ve akabinde en çok merak edilen İstanbul ve Ankara'ydı. Açıklanmamıştı. Açıklandı geçtiğimiz günlerde ama İyi Parti öyle bir siyasi parti haline geldi ki belki 14 Mayıs ve 28 Mayıs'tan sonra hiç merak dahi uyandırmıyor. Yani e, adayları açıklandı sizler de elbette yakından takip ettiniz ama yani o açıklanan adayların hem İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara adayının biliyor olmamız hem de o isimlerin sunulmuş olması bir heyecan yarattı mı sıcak kamuoyunda? Yani bu konuda ben öyle bir heyecan olduğuna şahit olmadım. Değil mi? Yani kulağıma gelen de bir şey olmadı. Dolayısıyla burada Ankara seçmeni açısından Ankara yani bizim tabii benim hem seçim bölgem hem de içinde sürekli sahada hı hı. olmamız münasebetiyle söylüyorum. Haberleri bile yok yani Değil Ankara'daki mi? durum o. Peki. Şimdi bir de hemen... Ee, dış politika ile ilgili yine dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Mersin mitinginde verdiği mesajlar vardı. Önce bir laheyi sormak istiyorum size. Çünkü e, İsrail'in Filistin'e 7 Ekim'de başlattığı saldırılar devam ediyor. Biz hep 10 dakikada bir e, çocuk ölüm haberleri, kadın ölüm haberleri aldık. Ee, uzunca bir süre her cuma yine saldırı e, yapılıyor. Ee, bunun altına çiziyoruz. Belki diplomasi trafiği bu noktada ilerledi ama lahey, Lahey'den çıkan bir karar var. Tarihi bir karardı. Belki geç kalındı, belki zamanında verildi. Yorumu size bırakıyorum. Buyurun lütfen. Şimdi tabii geçtiğimiz cuma günü evet. Uluslararası Adalet Divanı bir ihtiyati tedbir kararı aldı. Bu ihtiyati tedbir kararı şu açıdan son derece önemli. Güney Afrika'nın sunduğu dosya ki burada Türkiye'de o delillerin oluşturulmasında ciddi katkı verdi. O mahkemeye sunulan dosyadaki konularda ciddi yani insanlık suçu, savaş suçu niteliğinde olan ee, bir takım e, belgeleri kabul ettiği anlamına geliyor. Uh -huh. ee, dolayısıyla burada alınmış olan ihtiyati tedbir kararı e, İsrail açısından gerçekten e, son derece yani esastan görüşülmesiyle birlikte sıkıntı oluşturacak. Sıkıntı demeyeyim onlar sıkıntının alasına layıklar ama e, bu noktada bu karar önemliydi. Tabii ki yani geciken adalet adalet değil. Dolayısıyla 7 Ekim'den bu yana İsrail Gazze üzerinde siviller ve ağırlığı çocuk, kadın, hastaneler ya yani buralardaki yaptığı insanlık dışı müdahaleleri, insanlık dışı saldırıları doğal olarak artık kabul edilecek veya sabredilecek olaylar şeyin çok üzerinde bir duruma gelmiştir. Ama tabii mahkeme kararının uluslararası boyut itibariyle bakıldığında Uluslararası Adalet devanının bu ihtiyati tedbir kararı bu anlamda önemli ve e, mahkemenin esastan devam etmesiyle e, birlikte inşallah layık oldukları cezaya e, çarptırılacaklar. Layık oldukları yere adları tescillenecek diye bekliyoruz. Peki belki de yine e, bir ay içinde hazırlanacak olan rapor var. Bu raporla birlikte ee, şu da ifade edilmişti. Hani sadece İsrail'in değil İsrail'in bu zulmünü destekleyenlerin de belki buradan doğrultu. Kesinlikle doğruca, tabii ki. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ki daha önce yıllar önce e, MHP lideri devlet Bahçeli'nin öngörüsü bir kez daha siyasette görüyoruz, ekonomide görüyoruz tarımda, eğitimde her noktada zaten görüyoruz ama Amerika'da o Texas'ta ilgili ve ABD'nin dağılıp dağılmadığı ile ilgili e, muhakkak yaptığı önemli e, duyurular ve açıklamalar da vardı. Bugün geldiğimizde baktığımızda belki Biden dönemiyle birlikte Amerika'da o iç kaosun nasıl zirve yaptığını görebiliyoruz. Bu kesinlikle, noktada yorumlarınız olacak Kesinlikle. Tabii ki e, tabii Eylül 2017 e, tarihinde Sayın Genel Başkanımızın e, bir e, tweet'i var. Hı hı. E, özellikle bu konuda e, Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletlerin bağımsızlık e, kalkışmasında bulunabileceğini de ima eden dolayısıyla hatta bunu o günün şartlarında Amerika'nın özellikle küresel düzeyde yaptıkları ki bölgemizdeki izledikleri politikaları eleştirirken bunu da yarın bu eyaletlerin bir şekilde bağımsızlık yarışına e, ya da kalkışmasında e, bulunabileceğini ima ederek bu durumda ne yapacaksınız diye bir sorusu evet. var çok açık. Eyaletlerin ve talepleri o, somutlaşırsa ABD ne yapacak? Sayın Genel Başkanımız evet, bunu söyleme olarak evet. da çok daha öncelerden de yani 2017'den önce de e, bunları Hı. gündeme getiriyordu. Hı. Tabii ki e, Amerika'nın e, özellikle e, son 50 yılda ki izlediği politikalara, tüm dünya üzerindeki yaptıklarına ve ülkelerin yönetimlerine yaptıkları müdahaleler, daha sonraki dönemde o vekalet savaşları boyutuyla dünyayı karıştırma girişimleri artık herkesin kabul ettiği, yani dünyada huzur bırakmadığı konusunda e, fikir sahibi olduğu e, bir duruma geldi. Şimdi e, Sayın Genel Başkanımızın bu ifadeleri kullandığında e, çoğu da şunu e, söylüyordu. E, efendim ya Amerika'dan bahsediyoruz yani ee, Sayın Devlet Bahçeli de Amerika'nın dağılabileceğini ya da Amerika'da bir sıkıntı olabileceğini eyaletler arasında sorun olabileceğini veya eyaletlerle e, federal hükümet arasında bir sıkıntı doğabileceğini söylüyor. Bu mümkün mü şeklinde e, bakılırken e, bugün bunun çok ciddi bir şekilde ayak sesleri duyulmaya başlandı. Ha, bugünden yarına olmayabilir ama önümüzdeki e, süreçlerde, e, dönemde Amerika bu konuda hakikaten ciddi e, başı ağrıyan ülkelerden olacak ki bugünkü yaşananlar da Amerika'nın artık biraz kendi içine doğru dönmesiyle belki de dışarıda e, küresel alanda e, birçok mazlum ülkenin de ee, bir nebze de olsa nefes alması anlamına gelecek. O Teksas'ta o ifade hı. ettiğiniz hemen okuyalım mı? Hatırladınız ya yaz önce MHP'den. Ya bu, 16 buyurun. Eylül 2017 tarihinde. Eylül 2017. Evet. Daha önce de siz açıklamaları var demiştiniz. Genel Başkanımızın yani daha önce de vermez, bu konuda söyle. ifadeleri var. Ama net o tweet'i yani bölgemizde hı -hı. fitneye mihmandarlık yapan ABD gelecekte kendi eyaletlerinde baş gösterebilecek bağımsızlık arayışına Nedir? İşte bugün bugün işte bu söylemin e, bir şekilde e, sesini oradan duyabiliyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. E, evet. Teksas eyaletini biliyorsunuz. Trump döneminde e, Meksika sınırına e, dikenli tel, jiletli telle oradan geçen göçmenler engellenmeye çalışıldı. Amerika'da yüksek mahkeme bir karar veriyor. Bu tellerin kaldırılmasıyla alakalı ve Teksas valisi e, bu tellerin kaldırılması kararını tanımadığını ifade ediyor. Hı hı. Diyor ki federal hükümet eğer bu telleri kaldırırsa ben yerine yenisini korurum. İki buna bu e, valinin e, çıkışına e, 24 eyalet daha destek veriyor. Toplam 25 eyalet ki Amerika'da 50 eyalet e, olduğunu düşünürseniz yarısı yarısı federal hükümetin e, daha doğrusu Yüksek Mahkemenin aldığı karara hı hı. federal hükümetin de merkezi hükümetin de e, bu kararı yerine getirme için verdiği talimatlara karşı çıkıyor. Böyle bir anlamda bir baş kaldırıda Değil mi? bulunuyor. Bir baş kaldırıda bulunuyor. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Hatta e, diğer eyaletler yani o 25 eyaletin 10 tanesi Teksas eyaletine e, ulusal muhafız gönderebileceklerini söylüyorlar. Yani e, askeri olarak karşı bir direnç gösterme şeyinden bahsediliyor. Dolayısıyla bu anlamda Amerika'nın gidişatı işte eyaletler arasında ilişkilerden ziyade federal hükümetle eyaletler arasındaki bu gerginlik Amerika'nın başını ağrıtacağı benziyor. Yani bu artık çuvala sağacak ee, bir mızrap değil ee, Hı. dolayısıyla mızrak değil. Ee, Amerika'nın bu gidişatı herhalde önümüzdeki günlerde sıkıntı olabilecek. Bugün uluslararası özellikle think tank kuruluşların nın ülkelerin stratejiyle ilgili hani gelecek tasarımcıları ya da o fütürist görüş ve düşünceleri ortaya koyanlar artık son zamanlarda yeni dünya düzeninin kurulması sürecinde ya da yeni kurulacak dünya düzeninde Amerika'nın da parçalanma Durumunun ayrı bir senaryo olarak ele alınması gerektiğini evet, evet. artık çok açık ve seçik e, hem notlarına hem söylemlerine dahil etmeye başladılar. Başladılar. Peki Sayın Başkan ben çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere. teşekkür ediyorum. Katkınız için çok sağ olun. Sağ olun. Ee, sevgili seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin sorularımızı yanıtladı. Seçime 62 gün kaldı. Tabii daha konuşacağız çünkü meydanlar ısınmaya başladı. Mitingler gerçekleşiyor kim nereden hangi mesajı verecek konuşacağız ve belediyeleri konuşacağız elbette. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışı mevcuttaki tüm belediyelerde var ve 1 Nisan itibarıyla da yine 31 Mart'ta seçimlerde Türk milletinin takdirleriyle üretken belediyecilik anlayışı çoğu beldede, ilçede, şehirde, büyük şehirde devam edecektir.